Fatır suresi 3. ayette şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ya eyyühen nas. Ey insanlar! Izkuru ni'metallahi aleykum. Üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Cenab-ı Hak bu ve benzeri birçok ayette üzerimizdeki nimetlerini hatırlamamızı emretmiş. Bu dersimizde Rabbimizin bir kısım nimetini tefekkür edeceğiz. Gerçi وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız ayetinin beyanıyla Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Zaten amacımız da sayıp bitirmek değil, sadece bir parça tefekkür etmek. Biz yok idik, Allah bizi var etti. Yokluktan varlık alemine çıkardı. Varlıklar içinde cansız bir taş olabilirdik, toprak olabilirdik. Allah bize hayat verdi, hayat sahibi olduk. Hayat sahipleri içinde bir ağaç olabilirdik, çiçek olabilirdik. Allah bize ruh verdi, ruh sahibi olduk. Ruh sahipleri içinde hayvan olabilirdik, bir böcek olabilirdik. Allah bizi insan olmakla şereflendirdi, insan olduk. İnsanlar içinde ateşe tapan bir mecusi, ineğe tapan bir Hindu, Allah'a eş ve evlat isnat eden bir Yahudi, Hristiyan olabilirdik. Allah bizi ümmeti Muhammed'den eyledi, Müslüman olduk. Güneşi bize bir lamba ve soba, ayı bize bir kandil ve yıldızları bize mumlar yaptı. Yeryüzünü bir döşek ve semayı bize bir bina kıldı. Yeryüzünü bir sofra ve baharı o sofraya bir gül destesi yaptı. Zehirli bir böceğin eliyle balı yedirdi. Elsiz bir böceğin eliyle ipeyi giydirdi. Toprak kazan oldu kaynadı. İçinde her türlü nebatat pişti. Ağaçların dalları rahmetin eli oldu. O elle türlü türlü meyveler bizlere ikram edildi. Evet, Rabbimizin nimetleri saymakla bitmez. Ben burada keseyim. Siz benden sonra tefekküre devam edin.